Merhaba arkadaşlar, sayfama hoş geldiniz. Bugünkü tarifim patatesli küçük ekmekler olacak. Üzerinde kaşar peyniri. Çok yumuşacık, çok pufidik. Güzel oluyor yani kahvaltıda olsun. Böyle sade yemeğe bile çok güzel bence. Gereken malzemeler 4-5 adet haşlanmış patates, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 4 adet yumurta. İkisini bütün atacağız hamurun içine. Diğer ikisinin sarısını ayıracağız üzerine sürmek için. 1 adet yaş maya, isterseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. Ve un ölçümü daha sonra söyleyeceğim ne kadar gittiğini. Bugün elde yoğuracağım hamurumu. Üzerine serpmek için de kaşar peyniri rendesi lazım. Şimdi isterseniz yapımına geçebiliriz. İlk önce patatesleri rendeleyeceğim. Patatesli olduğu için zaten oldukça yumuşak olacak. Kaşarımı kırdım. Dediğim gibi ikisinin sarısını ayırdım üzeri için. Beyazlarını attım hamurun içine. Şimdi tuz ekliyorum biraz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi mayamı koyayım. Böyle elimizle biraz parçalıyoruz. Sütüm ılık bu arada. İlk önce mayamı eritiyorum biraz. Sıvı yağımı da ekliyorum. Oldukça bereketli bir hamur oluyor. Evet, şimdi un ekleyerek yoğurmaya başlayabilirim. Patateslerin rendelenmemiş tarafı olursa elimizle ezmeyi unutmayalım. Evet, şimdi ölçerek ekliyorum unumu. Şimdilik 8 bardak ekledim arkadaşlar. Hamurun kıvamı oldukça hep yapışkan olacak zaten. İçinde patates olduğu için. Yani elim bıraksın diye sürekli un eklemeyin. Şimdi kıvamı olmak üzere ben sadece yarım bardak daha ekleyeceğim. Hamuru toparlamak için sanırım yeterli olacaktır. Çünkü hep ele yapışan bir hamur olacak. Evet, dediğim gibi hamurun kıvamı oldukça yapışkan bir hamur. İsterseniz elinizi yağlayabilirsiniz. Sürekli elinize yapışıyorsa, ama yani un eklemeyin, onu demek istiyorum. Şimdi bu hamurun, bu tarifin özelliği, bekletmeden yapacağız hemen. Çünkü tepside beklemesi gerekiyor. Şimdi ellerimizi yağlıyoruz. Ben eldivenle devam etmek istiyorum. Küçük mandalina kadar bezeler alıyoruz. Ellerinizi yağlayın bu esnada, çünkü yağlamazsanız yapamazsınız. Küçük bezeler yapıyoruz. Bu şekilde. Ve tepsimize belirli aralıklarla diziyoruz. Çünkü kabaracaktır. Oldukça yapışkan dediğim gibi. Her hamur alışınızda ellerinizi yağlamayı unutmayın. Yoksa yapışacaktır. Şu şekilde bezeler yapıyoruz. Ve dediğim gibi aralıklarla diziyoruz. Evet, şimdi bezelerimi yaptım. Bu şekilde en az 1 saat mayalanacaklar. Mayalandıktan sonra görüşürüz. Mayalanma işlemi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kabardılar. Şimdi size bir püf noktası söylemek istiyorum. Diyelim ki bugün pişirmek istemiyorsunuz bunları. Bu şekilde tepsiyle birlikte mayalandıktan sonra, yani üzerine yumurta vesaire sürmeden buzluğa atıyorsunuz. Ama üzerine bir şey gelmesin tabii ki. Yani bu kabarıklığı söndürmeyin. Bu şekilde dondurup mesela bir pazar kahvaltısına falan çıkartıp üzerine yumurta sarısı, kaşar serpip fırına atarsınız. Aynı gün yapmış gibi oluyor. Bunu normal poğaçalar için falan da yapabilirsiniz. Çok pratik oluyor yani, aynı gün yapılmış gibi oluyor ve elinize geliyor o gün, yani ani bir misafir geldiğinde vesaire. Şimdi ben bunları bugün pişireceğim. Yumurta sarıma şöyle bir yemek kaşığı kadar
süt ekledim. Bunları hafif böyle karıştırıp üzerlerine süreceğim. Evet, şimdi de kaşar peyniri koyacağım üzerlerine. Yine bastırmadan. İki tepsim de hazır. Şimdi birinci tepsimi fırına vermeye hazırım. Gördüğünüz gibi zaten bu haliyle bile pufidik pufidik. Dediğim gibi ısıttığım fırına 180 derece ısıttığım fırında 600 ayarda kızarana kadar pişireceğim. Birinci tepsim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi kızardı. Şu an sıcak olmasına rağmen yumuşaklığını göstermeye çalışıyorum size. Ki daha çok sıcak, hemen yeni fırından çıktı. Birazdan soğusun, içini de gösteririm size ama yumuşacık, nefis, yani mutlaka deneyin derim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Mutlaka deneyin, pişman olmazsınız. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.